Biz bu evrende neyiz? Oluşturulan bir simülasyonun içerisindeki canlılar mıyız? Yoksa gerçekten gerçek bir hayatı mı yaşıyoruz? Bu soruyu elbette kesin bir şekilde cevaplayamam. Fakat buna sizi ikna edebilirim. Gerçek olan yaratıcıya ulaşarak. Evrende neyiz sorusunun cevabından hemen önce daha önemli bir soru var. Neden varız? İnsan neden vardır? Var olmasının bir sebebi olmalı. Gerçekten de Alan Watts'ın dediği gibi evrenimiz bir laboratuvar deneyinden mi ibaret? Bizler bu deneydeki denekler miyiz gerçekten? Yani dünyada olmamız bazılarının söylediği gibi bizden çok daha gelişmiş bir medeniyetin eseri olabilir mi? Ryle Kurzweil'a göre yaşadığımız evren gelişmiş bir medeniyetteki ortaokul öğrencisinin fen ödevi olabilir ve biz de onun dünyasında simüle edilmiş insanlar olabiliriz. İşte bu ütopik düşünce tüm evrenin ihtişamına baktığımızda her ne kadar var olan bir yaratıcıya hakaret olsa da bunun olabilirliğine inanan birçok insan var. Yani bizim simüle edilmiş bir dünyada yaşadığımıza inanan. In my mind, like the strongest argument for us being in a simulation, probably being in a simulation, I think is the following. That 40 years ago, we had Pong, like two rectangles and a dot. That was what games were. Now, 40 years later, we have photorealistic 3D simulations with millions of people playing simultaneously, and it's getting better every year. It seems to follow that the odds that we're in base reality is one in billions. Bilim ve teknoloji meydana getirdikleriyle büyüleyici bir güzelliktedir. Fakat bu büyüye kapılmamak gerekir. Şimdi gelin size simüle edilmiş bir dünyada neden olamayacağımızı en basit haliyle anlatmaya çalışayım. Elon Musk az önce oyunlara örnek göstererek sadece 30-40 senede artık gerçekle ayırt edilemeyecek noktaya gelindiğini söyledi. Koca bir evrenin basit bir oyunla denk tutulmasını tartışmayacağım. Her neyse oyunlar belli kodlarla yazılır ve her oyunun belli bir sınırı vardır. Oyun ne kadar gerçekçi olursa olsun, isterse gerçekle ayırt edilemeyecek kadar gerçekçi olsun, her oyun hatalar içerir. Bunlara bug denir. Oyun içerisindeki bazı hatalardır. Oyunu oluşturan kişinin hataları. Ve bu hatalar herhangi bir oyun içerisinde sadece bir tane de değil, yüzlercedir. Simülasyonla karşılaştırma yaparsak, evrene baktığımızda evrenin bir sınırı yoktur. Oyunda olduğu gibi sınırlı değildir. Evren her an genişlemekte ve sınırsızdır. İkinci olarak dünyamız herhangi bir hata yani bug içermez. Örneğin dünyanın herhangi bir yerinde hiçbir zaman diliminde gökten kırmızı ya da yeşil bir kar yağmamıştır. Ya da havada asılı bir şekilde duran bir nesne olmamıştır. Bunlar olabilecek hatalar ve sayıları, oluş şekilleri değişebilir. Oyunlarda yüzlerce hata olabilirken, dünya ya da evren üzerinde bir tane sıra dışı hata göremezsiniz. Her şey oluşturmakla da bitmiyor. Oluşturulacak evrende sürekli olacak bir düzen ve düzenle birlikte canlı yaşamı için ihtiyaçların da mükemmel şekilde karşılanması gerekir. Koca bir evrenin simüle edilebildiğini düşünenler için, gelin şimdi olayı evren boyutundan çıkarıp, sadece dünyanın küçük bir kısmı olan herhangi bir yerdeki düzenine bakalım. Hava sıcaklığı, canlılara göre ayarlanmış atmosfer, o bölgede yaşayan 50 bin canlının kendi kendini idare edebilme uyumu, her birinin yaratılışındaki mükemmel detaylar, yaşayacağı ortamın 50 bin canlı için ayrı ayrı organize edilmiş olması ve hiçbirinin zerre kadar sorun olmadan bu ortamda uyum içinde yaşayabilmesi. Üstelik bununla da kalmayıp istisnasız her gün bu düzenin aksamadan ilerlemesi gerek. Tabii bunun dışında birçok detayı saymıyorum bile. Bu gösterdiğim dünyanın sadece çok çok küçük bir kısmı için geçerliydi. Peki bunun bir de dünya hatta tüm evren için oluşturulması gerektiğini düşünsenize. Tüm bu düzeni, uyumu ve mükemmeliyeti bundan çok üstün bir ırkın oluşturabilmesi ve oluşturmakla da kalmayıp her gün idare edebilmesi mümkün geliyor mu? Diyelim ki dünyayı simüle eden bir grup var, bunu kabul ettik ve biz de bu simülasyonun içerisinde yaşıyoruz. Bu simülasyonun elbette bir açığı olmalı. Bir mükemmeliyet olamayacağı için bir yerde bir açık mutlaka vermeliydi.
Simülasyondaki bir hatayı ya da açığı çoktan bulmuş olmalıydık. Bunun dışında daha önemli bir soru var. Bizim çok ilerimizdeki medeniyet bizi simüle edebiliyorsa, biz de ileride başka alt medeniyetleri simüle edebiliriz. Simülasyonlar içerisindeki simülasyonlar ve bu sonsuz bir döngü ile devam eder. O halde varlığın bilincinde olan ilk medeniyet kim tarafından simüle edildi sorusu akla gelir. Bu da teorinin tüm sonuçlarına baktığımızda asla yapılamayacağını gösterir. Zaten bu simülasyon teorisinde tek bir yaratıcı görünmüyor. Sadece gelişmiş medeniyetler var oluyor. Hal böyleyken Elon Musk ve onun gibi düşünenler nasıl olur da %99 gibi büyük bir ihtimalle simülasyonda olduğumuzu düşünebilir. Why is gravity so much weaker than the other forces? Well, we don't really know, but here's what we do know. If it were just even a little bit stronger, stars would burn out too quickly. They wouldn't live long enough for life to evolve. Instead of stars, instead of galaxies, we'd have black holes. We can't live in a black hole. I mean, you know, science fiction, maybe you can live in a black hole, but we can't really. Most likely the universe would expand and contract too rapidly. And so everything seems to be almost on a knife edge, that if you were to change the rules of physics, the laws of physics, even a little bit, the world as we know it wouldn't exist, okay? It is on such a narrow knife edge that it's almost inconceivable if you were to change it just the tiniest, tiniest bit, we couldn't be here. Whoever made the universe made it with an incredibly small, tiny cosmological constant. Dünyadaki hassas ayar her noktada simüle edilemeyeceğimizi ve edilmediğimizi kanıtlamaya yardımcı oluyor. Eğer simülasyonda olsaydık ve gelişmiş bir medeniyet bunu sağlasaydı, dünyanın ve yaşadığımız evrenin kesinlikle güncellenmesi gerekirdi. Çünkü başlangıçta oluşturulan yaşam hatalar içermek zorundaydı. Bunu daha iyi anlamanız için şöyle bir örnek verebilirim. Yeni yapılan bir mobil uygulamayı düşünün. İlk önce 1.0 versiyonu oluşturulur. Ardından hatalar gözlemlenir ve uygulama güncellenir. Bu uygulama hatasız olana kadar devam eder. Ya da tıpkı iPhone 1'in çıktıktan sonra tekrar ve tekrar güncellenmesi gibi. Bir ilk çıkan modeldi ve insanlığın gelişmesine ayak uyduramadı. Kamerasıyla ve işlemcisiyle gelişen teknolojiye göre yavaş kaldı. Bu yüzden yenilendi ve yeni özellikler eklendi. Fakat dünya yaratıldığından beri yeni hiçbir şey eklenmedi ya da çıkartılmadı. Hiçbir canlı türü hiçbir yönden değiştirilmedi. İki bacaklı bir hayvan zamanla dört bacaklı olarak güncellenmedi ya da ekstra bir kulak, göz eklenmedi. Evrende böyle bir canlı türü asla bulamazsınız. Her şey ilk günkü gibi devam etmekte. Fosiller de bu konuda oldukça iyi bir kaynak. Gelelim işin daha derinine. Birinin dünyayı simüle etmeye başladığını düşünelim. Örneğin ilk canlının oluşturulma aşaması. Dış görünümü, içerideki sistemi, yaşadığı ortama olan uyumu, beslenecekleri, dış dünyaya karşı korunma yöntemleri ve çok daha fazlası. Bunu oluştururken buradaki gibi milyonlarca farklı açıdan ele alıp tasarlar mıydı sizce? Üstelik bu yapacakları sadece bir tek canlı içindi. Dünyada yaşayan milyonlarca canlı için katrilyon kez katrilyon düşünmek, düşündüklerini tasarlamak ve hayat vermek, bununla da kalmayıp her canlının aynı ortamda düzenli yaşamasını sağlamak, onlar için en faydalı yiyecekleri tasarlamak, oksijeni en hassas şekilde ayarlamak ve doğayı her yıl öldürüp canlandırmak gerekir. Şimdi soruyorum. Hangi gelişmiş beyin ya da yapay zeka bunu düşünebilirdi ki? İnsanlığı parmak izleri aynı olamayacak şekilde oluşturmayı düşünecek kadar ince ruhlu olur muyduk? Bir insanı anne karnında bir sudan oluşturup geliştirmeyi ve içerisindeki tüm sistemi mükemmel şekilde en ince detayına kadar düşünebilir miydik? Milyarda bir olasılık bile yaklaşamazdık. Bunu yapan tek bir yaratıcı var. O da eşi ve benzeri olmayan Allah'tır. Teknoloji henüz hayatımızda gerçek anlamıyla sadece 100 yıldır mevcut. Ve bundan 100 yıl sonra teknolojinin ilerleme hızı bundan çok daha yavaş olacaktır. Çünkü başlangıca bakarak son tahmin edilemez. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, bırakın evreni, insanın görmeye yarayan bir gözünü bile, yani evrendeki 100 milyar olgudan birini bile yapmaya gücü yetmez. Örneğin çıkan ilk kameraları düşünün. Oldukça kötü çekimler yapıyorlardı, düşük piksellerdeydi. Şimdiki fotoğraf makineleri ise mükemmel derecede net ve gerçekçi. Fakat artık bundan ötesi yok.
kalite belirli bir noktaya kadar gelir ve durur. Bu gelişimin son noktasıdır ve ne yaparsanız yapın artık ilerleme sağlanamaz. Evrende en başından itibaren var olan tüm maddeler günümüzde yine aynı haliyle var olmakta. Yani evrenin bize sunabilecekleri kısıtlı. Teknoloji de aynen böyle. Teknoloji bize sunulanlarla gelişiyor ve yeniden düzenleniyor. Fakat belirli bir noktadan sonra teknoloji de yavaşlayacak ve zamanla duracak. Sonuç olarak simülasyon evreninde şu anki düzende olduğu gibi her şeyin mikron ayarına kadar mükemmel şekilde oluşturulup düzenlenmesi, tüm bu oluşumun akıcı bir şekilde devam ettirilebilmesi ve bildiğimiz hayatın, yaşamın oluşturulabilmesi imkansızdır. Gerçek. This isn't real. What is real? Gerçek olan ne? Simülasyonda mı yaşıyoruz? Bu gerçek olmayacak kadar imkansız. Sorulması gereken asıl soruysa şu. Biz uyanacağımız bir rüyada mıyız?